Aydın. Rica ederim. Şu anda canlı yayınımızı izlemeye başlayanlar var ise onu söyleyelim. Sierra Leone'lı Muhammed kardeşimiz. Türkçe'yi öğrendi. Burada üniversite öğrencisi. Ve diyor ki ben buradaki insanların bir araya gelmesini istiyorum. Hem kendi ülkemin insanların hem farklı ülkelerden gelenlerin. Ve kendi ülkeme de hizmet eden Türkiye'yi de Türkiye'ye karşı da bir minnet borçluyum. Yani ona da ne yapabilirim sorusunu kendime soruyorum. Onun gayreti içindeyim. Neler yaşadın? Neler anlatmak istersin? Az önce güzel şeyler anlattın. Şimdi söyleşilerimizi tamamladık. Mikrofon sende. Buyur, seni dinliyoruz kardeşim. Ve ilk önce sizlere teşekkür ederim. Rica ederim. Çünkü kardeşim, gerçekten işlerinizi bıraktım. Buraya geldiniz. Gerçekten hayatına sağlık. Öncelikle ben zaten ben bu ülkede 2012'de girdim. Community yani işler yapmaya başladım. Hatta bizim okulumuzda Marmara'da 2012'de normalde burada bütün uluslararası öğrenci gelenler bir iki sınav var, Türk sınavı. O sınavlar Atatürk Kemalizm birisi. O grup atlamıyor ama %100 Türk sınavlar. Benim ilk işler oraya başladım. Oturdum. O sene devlet diyor ki biz bizim İngilizce bölümümüz İngilizce olduğu için biz Türkçe öğrenmek gerekir dedi. O zaman biz dükkanda gitmek istiyorsa zorlanıyoruz yani Türkçe'ye. O yüzden biz de bir hedefimiz bu dilini öğrenmek için. Sınava girdi, geç kaldı zaten. Sınav zamanı biz buradayız. Neredeyiz? Burası neresi? Taksim Tarlabaşı Dayanışma Platformu'nun çok yakın zamanda tutmuş olduğu ve bu tarla başında ve Taksim'in değişik sokaklarında konuşma yaptığımız işte her ırktan, her insanımızdan olan insanlar arasında. Aslında işte az önce de söyledim, hepimiz aslında bir göçmeniz bu ülkede. Hepimiz bir gün göçüp gideceğiz bu dünyada. Aynen. Onun için ben böyle düşünüyorum yani. Onun için hiçbir ayrım yapmadım. Burası aslında yani bir sofra yani, bir bahane aslında yani. Burada bir dertleşme, insanlarla kaynaşma yani. Bu insanlar ülkelerinden gelmişler buraya. Burada yalnız hissetmesinler kendilerini. Dertlerine dert olmuyoruz, onlara burada yalnız hissetmiyoruz. Çünkü onlar da insan sonuçta. Bunlar farklı bir şey. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Buraya getirelim. Bazı şeyler. Burada ırkçılık yapan insanlar değil. Bu kardeşlerimize karşılandığınızı yapmayın işte. Bunlar da bilinmesin. Eyvallah.